Karada bir haftamızı tamamladık ve bu hafta gerçekten hiç kolay geçmedi. Sürekli yağmur, yağmura göre planlama, onu geçiyorum ama en büyük sıkıntı tekneyi basan börtü böcek. Börtü böcek derken sivrisinekten tutun da karıncalara kadar etrafta dolaşan, şimdiye kadar gördüğümüz görmediğimiz envai çeşit böcek bizim karaya çıkmamızla birlikte tekneye de akın etti. Şimdi yapmaya çalıştığımız hem bu tropik ortamlarda yaşamaya alışmak, hem de bir yandan teknedeki işleri halledebilmek. Ama iyi bir haberimiz de var. Bu hafta teknedeki en çok korktuğumuz iş olan dizel göstergesindeki kaçağı kendi başımıza halletmeyi başardık. Problem beklediğimiz kadar büyük çıkmamış olabilir ama yine de bu ortamda hiç tanıdığımız olmadan, bize yardımcı olabilecek kimse olmadan bu işleri kotarmış olmak büyük bir başarı. Orada ekibe Elias da katıldı ve bizim için gerçekten taze bir kan oldu. Kolombiya'ya gitmek için burada tekne arıyor, tekne bakıyor, olmadı bir arkadaşını bekliyor. Bu arada da hem bize misafir oluyor hem de gerçekten işlere çok yardım ediyor. Bizim elimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Yeah, now I have to pee. Salı, çarşamba, perşembe, cuma dördüncü gündeyiz. Ha, salı çıktık değil mi? Doğru. Evet, iyi gidiyoruz. En azından problemsiz gidiyoruz. Şöyle bir malzemeden, şu Jonathan'ın malzemesinden malzeme bulursak mazot deposu işini halletmiş olacağız. Aradığımız malzemeyi bulmak için burada iki tane opsiyonumuz var ve bir bizim olduğumuz çekek yerinin bir dükkanı var. Bir de ilerideki çekek yerinin biraz daha büyük bir deniz malzemeleri dükkanı var. Onlardan birine bakacağız. Bunların ikisi de olmazsa, geçen bir aramıştık Port of Spain'de merkezde böyle koçtaş vesaire gibi malzeme satan bir yer. Belki orada olabilir diye düşünüyoruz. Hepsinde tek tek şansımızı deneyeceğiz. 49 değil mi? Ben? 1. Siz moral yükseliyorsunuz. Don't worry. Yeah, it's okay. Is this the only piece or you have a full of them? Full of it? The full piece? Benim yarım santim. Şey 5 santim şeyi var onun. Okay. Okay. Ne oldu? Artist çantaları mantaları taktık, şapkaları taktık, gidiyorduk. İlk yerde bulduk mu? Senin kendi malzemen nerede? Burada. Yağmur yağmasına alışmak lazım. Çünkü yağmadığı bir gün yok. Hem yağmurda çalışacaksın, hem de yağmurdan İrkilmeyeceksin. İşleri de ona göre organize edeceksin. Bu arada dünkü boşaltma operasyonundan sonraki durumumuz toplamda kaç? 240 falan. 240 litre falan. Ha? Ne? Kulaklıkları unuttuk. Geç içeri geç, bana bırak. Al tamam, yürü. Tamam bitiyor. Evet, şimdi ne yaptın? Şimdi kabloları deniyoruz. Hadi git aç kontağı. Oynuyor mu? Evet. Yükseliyor mu? Yükseliyor. Başardık mı? Başardın. Kaça geldi? Şu an çeyreğe gelmek üzere. Tamam, onu sonra bakarız artık. Tamam. Tatlım, oyundaki ne? Güzel göstergesi. Sen dün bunu takmadın mı? Bütün günü bunu takmakla uğraşarak geçirmedin ya, mi? Ya taktım da içime sinmedi. Bu biraz kısa. 5 santim uzun lazım. Ya bulabilirsek onu alacağız. Bulamazsak bunu takacağız. Bir de dün böyle fiber başlıklı somunları altına takmıştım. İlkini taktım. Sonra dedim ki Ömer, bu fiber güzel değirirse boşlamaz mı? Tersten takmam. Taksam iyi olur dedim. Sonra dedim ki yok ya, bir şey olmaz. Sonra akşam dedim ki ya olursa. Sen bu konuşmaları kendi kendine mi yapıyorsun? Hey God. I am here. Oh, morning beer. Sen bu konuşmaları kendi kendine mi yapıyorsun? Sonra öyle konuştum, böyle düşündüm falan. Bir numarada değil miyim?
Evet. Hani bir şey diyordun ya, ne diyordun, en başından böyle yapmalıyım. Evet canım. Bir söylesene onu tekrar. Yani büyük kapağı açmaya üşendikleri için epoksiyle yapıştırmışlar. Bizdekiler vardı bir de değil mi? Nerede onlar? Şeyde. Bırak. Bırak gelsin. Bırak. Her şey normal değil mi burada? Normal. İnşallah yani. Ben nerede cırcırım? Hı. Ver şimdi cırcırı. Bu bizim teknemizin alttan çizimi. Mazot depomuzun sol duvarı teknenin iskelesi. İskele bordosuna dayanıyor. Yani sol duvarı teknenin gövdesi. Altı da teknenin altı ve üstüne saçla depo haline getirmişler. Yani teknemizin mazot deposu gövdenin bir parçası aslında. Mazot depomuzun şöyle büyük bir kapağı var. 58 tane video var bunda. Çizeceğim mi öyle 58 videoyu? Hayır canım. Sembolik olarak çiziyorum işte. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ondan sonra şurada da mazot göstergemiz var. Şu 5 delikte bu büyük flanş teknenin mazot deposunun üstüne monte ediliyor. Mazot göstergesinin flanşı da gelip bu ortaya giriyor ve oraya monte ediliyor. Şimdi bizim sorunumuz neydi? Bizim sorunumuz mazot deposunun göstergesi bozulduğu zaman biz bunu çıkardık iki flanşı da. Ama çıkardığımız zaman şunu gördük. Daha önce bir kere değiştirmişler ya da tamir etmişler. Mazot deposunu boşaltıp şu kapağı açıp alttan vida koymak yerine bunu üstüne epoksiyle yapıştırmışlar. Biz söktükten sonra fark ettik tabii bunu. Epoksiyle yapıştırıldığını. Hatta ağaçtan şey çakalım dedik, tapa çakalım dedik ama epoksi kenarındaki epoksi kırıldığı için ağaç küçük geldi, çok panik olduk çünkü bu deliğin genişlemiş ve epoksiyle tamir edilmiş olabileceğini düşünmüştük o zaman. Öyle bir şey yokmuş. Araya da neoprenden conta kestik. Neopren nedir? Neopren bir tür plastik malzeme ama mazota dayanıklı olduğunu öğrendik. Zaten buradaki deniz dükkanındaki insanlar da bu olur dediler. Sonra araştırdık internetten olur dediler. Sonra tabi bizim duayen deniz baş makinistlerimizden Emin Doğan arkadaşımıza sorduk. Fotoğraf da gönderdik. Süper olmuş. Bu yeterli dedi. Herhangi bir yapıştırıcı kullanmadık çünkü şimdi göreceğiniz gibi conta ya da sıvı conta ya da sika kullanıldığı zaman şu hale geliyor. Fotoğrafta görüldüğü hale geliyor ya da videoda görüldüğü hale geliyor. Ki bu çok da şurası çalkantıda sadece mazotun değdiği bir yer. Çünkü şeyin mazot deposunun tam tepesi. Ama mazot deposunun göstergesi tekne sancağı yattığı zaman yelkenle komple mazotu alıyor. Onun için buradan kaçak vardı zaten. Sıvı conta tutmadığı için. Bu işi bitirdik. Mazotla ilgili bir sorunumuz kalmadı.
dışarı aldığımız, dinlendirdiğimiz mazotu da Elyas'la beraber koyduk tekrar depomuza ve mazotla ilgili sorunumuz bitmiş oldu. Aşırı moralim bozuk. Niye? Ne buldum biliyor musun? Ne? Bu sinekler var ya etrafta dolaşanlar. Scotch Brite'ların üzerine yavrularını bırakmışlar. Yeni Scotch Brite'lerin mi? Mutfaktakilerin. Görmek ister misin nasıl bir şey olduğunu? Evet ama at onları, niye alıyorsun ki? O iğrenç. İğrenç. Ya o Scotch Brite'ler çok eskiydi zaten bebeğim. Eskiden iyi derdi ama şimdi nerede bir yumurta bırakıyorlardır? Yok, oraya bırakıyorlardır çünkü şey o, ıslak ya. Her yerde buldum yumurta. Kahverengi olanlar mı? Bakayım. Bak. Aaa, iğrençler. İğrenç değiller. Hayat bu. Kapat. Onu, kapat. Onu git at bebeğim. Oradan da çıkmasın onlar. YouTube'dan baktım. Şimdi ben aşırı kıllandım bu işe. Onun için markete gideceğim. Bu arada sadece sinek de değil. Teknede şey de var. Karıncalar da gelmeye başladı. Onlar için de gres süreceğiz ayaklara. Ama şu an markete gidip karınca tuzağı ya da ilaç vesaire alamıyorum. Pazar günü her yer kapalı. Şimdi YouTube'dan baktım ben de nasıl yapılıyor bu işler diye. Su, içine şeker koyacağım. Hatta belki biraz bal damlatabilirim. Böyle bir hayvanlıklara tuzak hazırlıyorum. İnşallah işe yarar. En azından hani çok arttılar ya. Artmadılar mı çok? Hı? Sesli söyleyebilirsin evet. Arttılar. Bak görüyor musun? Karınca mı bunlar? Bunlar da yeni bir şey ya. Yok be. Buradan geldiler. Buradan mı geldiler? Sarı şeyler onlar. Hayır, bu başka bir şey. Tamam bebeğim, ya, hadi. Sinek yavrusu galiba bunlar. Ya buradan mı çıktı bunlar? Hadi ya, ben herhalde çıldıracağım yakında. Nereden geldi şimdi bunlar acaba? Şeyin kutuyu altından gelmiştir. Geldiler. Kutunun altından gelmiştir. Kutunun altını bir sil. İyi de bir şey diyeceğim sana. O zaman... Kutunun içine giremez ki. Kutunun altında yok mu? 3 tane varmış, inmişler işte. Yiyecekleri falan bulaştıklarını düşünsene, çocuklardan aldığımız o kadar şeye. Rezillik olacak yani. Kısmet güzel. Gönümetler güne. Su, şeker. Biraz da Marmaris balı. İşe yarar mı sence? İçine bakıp göreceğiz işte. Ama o böyle homojen kalmaz ki. Ne? Homojen kalmaz ki. Dibine çöker o. Bunu şekeri karıştırıyorum. Şeker çekmez mi? Hı. Bir sallarız, olur biter. Zaten bunlar her şeye geliyor bebeğim. Şuraya demin süt içtiğimiz kaşıkları koydum kompleks yediğimiz. Ona bile geldiler. Ha, öyle mi yapacakmışsın? Ha, güzel. Nasıl? İyi de o delikten çıkamıyor muymuş ya? Çıkmıyorlar. Yani. Videoda çıkmıyorlar. Aslan balığı tuzağı gibi işte. Hı. Aslan balığı tutarak geldik biz buralara. Bence bunlar buzdolabının içinde de yuvaladılar. Her yerde sinek var buzdolabının içinde. Kesin yuva yapmışlar bunlar. Canım, o havada nasıl yaşayacak? Yuva yapmak da değil. Bunlar biliyorsun dörtlerinden pıt 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 şeyleri atıyorlarmış. Hayır, o soğukta nasıl yaşıyorlar? Ne bileyim ben, yaşıyorlar işte. Şimdi dolabı da iyice bir temizleyeceğim. Böcekleri toplayacağım. Sonra çamaşır suyuyla her yeri temizleyeceğim. Bizi de yerler bunlara. Hakikaten ne biçim terlemişsin. This one. Yeah, we put some grease there to prevent the ants that are climbing up. And you can see some animals are already stuck here. And then they don't get to the boat. Oh, that's clever. Yeah. Elias, who are you? I came here with two friends on a boat. And now we sold our boat and I will go to Colombia on another boat, and until then I can stay on the Istanbul and help with the work. Are you happy with Elias? Yeah, really. Very happy. Have you already found a boat? I found a boat. And we will leave in maybe a week.
Yeah, they will go right to Cartagena in Colombia, so it's perfect for me. Yeah. And then what is the plan? You spend some time in Colombia and then? Yeah, I will go hiking there for 1 or 2 months and then I will go back home and start university. Ömer aşağıda zımpara işlerine başladı. Dökülen macunları ilk önce kazıyor. Sonra da bakacağız beraber. Bir zımpara yapacağız. Zehirliyi çıkartacağız. Ben onu zincire indirmiştim. Zincir böyle aşağıda. Dolapta boşaldı. Şimdi dolabın halini göstereyim. Felaket vaziyette. Her tarafı paslanmış. İçinde bir ahşap var. Ahşap parçalar var. Çünkü tekne metal, metal metale sürtünmesin diye araya ahşap koyduk. Şimdi ilk önce bu ahşapları çıkartacağım. Bu ahşapları çıkarttıktan sonra zımparalayıp burayı da boyayacağız. Ben tabii küçük olduğum için şu küçücük yere girme işini ben yapıyorum. Kokuyor da burası. Çünkü yosunlar kalmış içinde. Şu çıkacak. Bu, bu ve bu. Toplamda 4 parça var. Bunlar tabi ahşap vidası. Ahşap vidasının kromunu bulmak diye bir şey yok. Onun için hep böyle paslanıyorlar. Burada bir tane ahşap kaldı. Şöyle bir sıkıntısı var. Ahşabın üzerinde zincirin çekme düğmesi var. Ve 2 tane de normal vida var. Demin söylemiştim ya. Bunlar ahşap vidaları, onun için çok kötü paslanıyor diye. İşte o kadar çok paslanmışlar ki şu vidalar kafaları yenmiş. Onun için tornavidayla açamıyorum. Onları şimdi matkapla girip kafalarını kesip öyle çıkartacağım. Sık. Sıkıyor mu zaten? Ne yapıyorsun sen şimdi? Bana bak bakayım. Ha? Ne yapıyorsun? Anlattım ben demin kameralara ya. Niye oluyor sence burası? Elektrodiz. Neden kaynaklı? Şey var işte burada. Krom. Orada değil mi o? Orada. Tam videoyu anlat diye soruyorum. Süper. Ha. Hem vurarak anlatma ama. Yani orada krom şeyimiz var. Egzozumuz var. Krom egzozumuz elektrodiz yapıyor burayı işte. Ne egzozu? Webaston egzozu. Onu da söküp piyasa çıkana şey yapacağım. Let me go there and take it. Okay. Bebeğim dikkat et. Şunu o taraftan aşağı atalım. O masaya şey yapma. Tamam, al o tarafa bunu. Şu iple bağlayıp aşağı atayım yavaştan. Aha, deldin değil mi? Delik varmış zaten. Dedim ben delersin diye. Delik varmış zaten orada. Na. See, we have a hole here now. We also used that to get our bags down when we moved up. Tutuyor musun? Yeah, senin yapacağın işi var. Al şunu, kalktıktan önce. Hemen sattım işi. Hiç beklemem, satarım. İlk defa dikiyor. Ama bence yapar. Akıllı ve pratik bir çocuk. Thank you.
Tatlım, bu yelkenleri yukarı çıkartalım mı? Tatlım. Ömer Öcel. Evet. Bu yelkenleri yukarı çıkartalım mı? Çıkartalım tabii bebeğim. And that's why I have these oceans. Yelkenleri Elyas'a toplattım. Bu zincirlikteki zımpara ve çekişlerin içinde Ömer'e verdim. Süper organizasyon yapıyorum ortamlarda. Nasıl gidiyor tatlım bu işler? Vallahi bu delinmek üzere bir yeri bunun ama. Neresi? Şurası baksana. Ama zaten zincirlik orası önemli değil de. Olur mu bebeğim, içeri su girer yani. İçeriye nereye? Buraya zaten su giriyor ya. Allah Allah. Deliniyorsa del bebeğim, ne de olsa gelecek adamın biri şey yapmaya. Ne yapmaya gelecek? Ne zaman gelecek? Ne yapmaya bilmiyorum gelecek? Bilmiyoruz ki. Kim gelecek ya? Bilmiyorum. Macunla kapatacağım ben orayı. Ne yapacağım orayı? Gerçekten Allah mi? Allah. Bak. Görüyor musun kalınlığı? Ne kalınlığı? Döktüğüm pasın kalınlığına bak. Bu pas. Görüyor musun? Şöyle. Ur gibi büyümüş orada. Şundan çıktı yani. Neresi? Orası işte. Şurası, şurası. Bir yerde daha var öyle de. Dur bakayım, onu da bulabilirsem. Ben onu şey gibi zannettim önce. Bunu sokmadan önce. Köpük mü sıkmışlar zannettim. Nasıl şişmiş öyle? Evet Ömer Hocam, kaçıncı gündeyiz? Beşinci. Ha? Salıyı sayma. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, beşinci gündeyiz. Beşinci. Plan nedir? Plan bugün dökülecek macunları döküyoruz. Yarın bariyer asfalt, yani antipas alıp geleceğiz. Dökülen yerlere antipas sürüp sonra macun yapacağız. Sonra zımparasını yapıp tekrar astar atıp zehirli hazır hale getireceğiz. Peki bir şey soracağım sana. Hı? Bu teknede niye macun var? Hep macun konuşuyoruz. Çünkü düz değil teknenin sacı. Düzeltmek için ve korumak için asıl yani. Burayı aşacaksın mecburen. Bak, gittiği yere kadar aşacaksın. Bak, buraya kadar gidiyor, gördün mü? Daha fazla gitmiyor. Anladın? Şuraya kadar gidiyor işte. Bak durdu. Tamam. İşte bak, dolaş sen. Buralar. Biraz daha aşacağım oraları. Bir de öndeki tutyanın arkasında bir yer var. Çok değil. Beklediğim kadar çok değil. Normal yani. O kadar olur. Ya bu teknenin altına neydi onun adı? Kaput kot yaptırmanın anlamı yok yani. Dökülüyor çünkü. İllaki döküldüğü zaman kaput kot da dökülecek yani. O zaman bir ton parayı boşa vermiş olacağız. En iyisi var. Bak sevgiliye gitsin. Güzel tekne değil ki bizim. Haha, pervanede şey var. Bu naylon alat ya. Elindesi değil bu. Bayağı dolanmış. Taraftan görünmüyor. Ne oldu şeye? Ne? İp orada çok mu dolanmış? Bakacağım şimdi. Ooo, hem de nasıl dolanmış var ya. Bak Kermane, çalışmıyor. Baya kaynamış bile burada. Kaynamış şey mı? Ya bu. Plastik. Plastik ip ya. Senin göbüşünü yerim ben ya. Nasıl da heyecanlanıyor. Uuu.